Mustafa Cengiz'in açıklamaları gündemde şu anda. Galatasaray sayfalarını şöyle bir ekranlarımıza getirelim. Serdar'a da görüşlerini soracağız. Göreceğimiz ilk sayfa Foto Maç gazetesinin kapak sayfası olacak. Galatasaray Başkanı Cengiz'den flash açıklamalar geldi sevgili izleyenler. Fener cezadan kurtuldu diyor. Tek taraflı barış olmaz. Olursa sürekli iki yanağınıza tokat yersiniz. 31 Aralık'ta limitler açıklandı. Bir kulübümüz çıkıyor 8 Ocak'ta benim limitimi artır diyor. 33 milyon artırılıyor. O da yetmiyor. 17 Ocak'ta bir 16 milyon ek daha var. Bu karar o kulübe müthiş rahatlama anlamına geliyor dedim. Ya birçok e, satır başı var. Sen nereden başlamak istersin? Ben nereden başlayayım? Ben kendi... <laughs> Topu sana attım farkındaysan. <laughs> <laughs> ya çok detay var tabii ama. Ya şöyle Sayın Başkan'ın söylediği şeyler çoğu zaman doğru olabiliyor. Yani %80, %90... Kayrekseriyetle hep doğruyu söylüyor. Evet ama şöyle bir problem var. Mesela Telefonu elime alıyorum, işte bu çeşitli mesajlaşma, söyleyebiliyoruz mu ismini? Söyleyebilirsin WhatsApp'ta tabii. WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsun hı. diyelim ki. Ee, orada yazıyorum mesajı, emoji koyacağım, orada ben gülümsemeye başlıyorum. Yani emojiye göre bakıyorum tebessüm halindeyim. Yani orada bir gülümseme yapacaksam ben de böyle gülümsüyorum hı hı. ya da bir bakıyorum ki tebessüm halinde oluyorum. Yani sanki karşı taraf benim emoji'mi görecekmiş gibi Mimiklerde bulunuyorum. Yani göndereceğin emojiye göre suratın mı şekilleniyor? Aynen öyle. Şimdi genelde ne tarz emoji'ler gönderirsin? Hangilerini kullanıyorsun? Ya ben o konuda çok şeyim e, ilke. Sen biraz düzsün. Düz. Seninle yazıştığımızda evet. Genelde mi? sadece kelimeler geliyor. Aynen. Aslında emoji kullanmayı da sevmiyorum. Ama mecburen çünkü konuşmalarda diyelim ki. Birine hayır diyeceksin. Hayır diye yazdığını düşünsene WhatsApp mesajında. Yani bugün Yanlış buluşalım mı? Yanlış anlaşılabiliyor. Nasıl? Yanlış anlaşılıyor. Emoji yani, kullanmak çok önemli olmakta noktada. Evet. Duyguyu geçirmek adına. Aynen öyle. Ama hangi emojiyi kullanacağımı sırasındaki tebessüme göre şey yapmaya çalışıyorum. Ne anlama geldiklerini de çok iyi bilmiyorum. ya yani Bir o gülen yüzü biliyorum. Bir de şu kahkaha modu gibi bir şey. Göz yaşlı şey. kahkaha mı? Yani ya da işte hangisinde çok gülünür, hangisinde az gülünür hepsi ayrılıyormuş galiba. Kendi aralarında ama... O o kadar şey değilim yani aktif değilim orayı kullanmakta. Bizim belli arkadaşlarımla belli kullandığımız emojiler var. Öyle mi? Aynen ayrılıyor böyle onlar bizim için bir kült oldu o emojiler göndermezsek rahat edemiyoruz. Çok... Alakasız cümlelerin sonuna da onu koyabiliyoruz. İlginç şöyle. bir kültür <laughs> olmaya başladı yalnız ve yazı Aynen. dilinde maalesef insanlar birbirlerini çok yanlış anlayabiliyorlar. Yani çok tehlikeli bir şey o yüzden de aslında şu şey özelliği iyi oldu ee, basılı Hı -hı. tutup konuşuyorsun ya. ...ya orada istediğin kadar en azından ses tonundan anlaşılabiliyor. Evet. Yani öyle ya ben hala da. yazma tarafındayım. Ona çok alışamadım ben biliyor musun? De o yazı dilini... Eski usul mü? Yani... Şu... Yazmayı seviyorum. Bir de ellerim böyle fişek gibi. O kadar öyle mi? hızlı ki. Ya evet. ben de en sevmediğim şey şu yazıyla uzatmak. Ve yeni jenerasyon o kadar meyilli ki buna. Yani yazı bir şey yazıyorlar. Bir de şu tarafı da var. Bu bence şeyde mesajlaşma kültüründe artık yerleşmesi lazım... Adam yazıyor tamam mı? Evet. Merhaba enter. en e, Nasılsın enter? Ne yapıyorsun enter? Yani Hı -hı. sürekli dıt, dıt 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 ya tek seferde yazsana şunu. Ya ama tek seferde yazınca bak okunmuyor. Yani şöyle bir yazı geldiğinde ben sıkılıyorum yani ben ok de, onu okumakta. Ama ben, ben de O yüzden biraz ama şeye de gibi. karşıyım. Tek kelime 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 göndermek de iyiydi. Yani cümle yani cümle kötü en azına iki cümle kelime, yaz var. Kelime gönder. kelime yazan var. İki cümle yaz gönder. Ben öyle değilim. Ya kelime kelime yaza onlara böyle artık en son bakma gereği diyorum yani. tıt 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 telefon şey yapıyor bitiyor. Yani. Bir de telefonun sesi açıksa of çantandan çıkarana kadar tıt 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 sürekli. Ya yani orada aslında bu nereye nereden geldi? Yani Sayın Başkan'dan geldi. Nereden geldi? Evet Mustafa sen konuyu gidin. nereye şimdi bağlayacaktın? Ben onu şimdi da merak nereye, ediyorum. Nereye, nereye bağlayacağım yandan. konu emojilere geldi ama ya bu ciddi bir şey. Bununla ilgili dersler falan veriliyor Değil mi? Yani. Ya önemli ama. Yani Emoji kültürü diye bir şey var. Ben genelde konuşmaktan yanayım ya yine. Açıyorum yani. Telefon konuşması. Tabii tabii yani net bir şekilde eğer WhatsApp konuşması uzadıysa uh -huh. veya yani mesajlaşma konuşması mesajlaşma uzadıysa hemen telefon açıyorum. Ve işin ilginç yanı şu oluyor yeni jenerasyonda o mesaj yazarken nameler yazan adam telefonda konuşamıyor. Aa, evet. Öyle bir Durmanı. Çok ilginç. Bir Yeni şey. nesilde belki bu olabilir. Geçerli yani olabilir. Yani burada istediği kadar konuşuyor. Karşı taraftan kelime alamıyorsun. Yani sen konuşuyorsun. Genelde kimlerle yaşıyorsun bunu? Yeni jenerasyonlarla yaşıyorum. Yeni jenerasyonla yaşıyorsun. Yani mesajlaşırken çok güzel mesaj yazıyorlar. Yazı dilinde mükemmeller. O yazıyorlar, yazıyorlar ama konuşmaya gelince Hı, evet aynen. Evet. Kesinlikle katılıyorum Yapmayın. sana. Yapmayın. Ağzından kelpeten alıyorsun Tabii. değil mi? Yani konuşmaya çalışsınlar. Yani hayat bunun içinde değil. Ama bizim o ergenlik dönemimizde biz daha çocukken vesaire yoktu yani bunlar. Sonuçta biz hep konuşma kültürüne ya odaklanmış bu, bir jenerasyonuz. Doğru ama Seninle şun, de şununla da tabiyiz. biz buradan çok e, nemalandık biz. Yazı nemalandık dilinden. da hangi yaş dönemimizde? O, o biraz küçüklük dönemimizde tabii bu Tabii 14-15. 14-15 miyiz? Hatta daha öncesi. Yani ya hani... Kendimiz mektup yazmamışız yazmamışızdır. Ben yığınla mektup yazmışımdır. Mesela eşime yani yığınla mektubum vardı. Yani ben yani. aynı taraftayız seninle şimdi. Aslında ha. aynı şeyleri söylüyorum senden farklı bir şey söylüyorum sanıyorsun galiba. Evet farklı. Ya bizde dijital yoktu. Dijital yoktu ama şu çok değerliydi. İşte bu çok değerliydi. O yüzden biz yazmaya alışkınız. Mektup yazardık, kart tabii. atardık. Değil mi? Hatırlarsın. Yani. Telefonla konuşma diye bir şey kültürü diye bir şey vardı. Arkadaşlarımızı arardık. Saatlerce telefonla konuşurduk. O dönemleri hatırlıyoruz. Tabii tabii. Ama ondan önceki dönemlerde şehirler arası çok gezer diye konuşamazdık. Aa bir de öyle bir şey var. Jetonla vardı. konuşulan dönemler. Ha, yani, bak nerelere gittik şimdi. Jeton ip bağlar falan <gülüyor> <gülüyor> onlara girmeyin. <laughs> Burada bence girme. Ama yayın arasında merak ettim şimdi. İlk kez duyduğum bir şey o jeton ip bağlar. Öyle mi? Sırası. Daha başka numaralar ne? da var. Zeya önermiyor. Hayır o numaralardan bahsetmeyelim. Şimdi konu Mustafa Cengiz'den nasıl buraya geldi? Serdar şimdi, açıklar mısın? Şöyle söyleyeyim. Ee, bir, ne söylediğinizden çok nasıl söylediğinizin çok önemi var. Ya Sayın Başkan bazen şimdi öyle bir cümle söylüyor ki ardından gülümsüyor ama gülümsemeyi mi önemseyeceğiz yoksa o sert cümleyi mi önemseyecek yoksa bir de şey diye sonunda bağlıyor. Yanlış anlamayın abi anladım hani orada yanlış anlaşılacak. Ya da şey demişti geçenlerde ben onu demek istemedim evet, demişti. Hep ama hep, hep onu demek istemedim ama ya biz yanlış anlıyoruz bazen bize de problem olabilir o ama olabilir e, çok sert konuşabiliyor. Ha dünkü konuşmaların içeriğine baktığınız zaman çok sert bir üslup yoktu. O o, o noktada en azından bence e, gayet mutedil bir e, konuşmaydı. Onu söyleyebilirim. E, çok zor bir görevdi onu söyleyeyim. Yani çünkü Galatasaray Lisesi bambaşka bir yer, bambaşka bir platform. Yani orayı yönetmek camiayı yönetmekten daha zor onu söyleyebilirim. Ya çünkü ya o lise lise liseciler demek istemiyorum ama Galatasaray Lisesi ee, bence çok önemli. Orayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu kadar başarılı olmasının sebebinde de Galatasaray Lisesi'nin çok büyük emeği ve e, katkısı olduğunu düşünüyorum ama çok muhalifler. Her şeye muhalifler. 99-2000 sezonunda bile UEFA Kupası kazanılırken bile bu Galatasaray Lisesi e, muhalefet yapıyordu hala. Yani çünkü hiçbir zaman hani başarıya endeksli bir platform değil orası. Biraz daha kurum kültürünü ön plana çıkartmak üstüne bir e, yapı üstüne kurulmuş. Dolayısıyla orayı çok iyi idare etmesi lazım. Hı hı. E, ama olmayabiliyor bazen, tutmayabiliyor. Yani orası da ciddi anlamda seçim belirleyen bir yer. Hı hı. Çünkü çok etkin. Camianın çoğu ismi, büyük ismi oradan çıkmış. E, dolayısıyla e, ama Peki. Sayın Başkan'ın dünkü ifadelerine baktığım zaman çok... E, Sert bir şeyler, sert bir üslup ondan Aynı sonra. Aynı durum Galatasaray için olsa ağır cezalar kesilirdi diyor. Yani Hı -hı. şöyle Fenerbahçe kulübünün usulsüz bir limit artışı yapıldığını aslında vurgu yaptı. En önemli en flash dikkat çeken detay da buydu. Sabah gazetesini de bir görelim istersen. Başlıklar genelde zaten hep bu konuyla alakalı. Sabah 19 Fenerbahçe cezadan kurtuldu. Yani TFF'nin ezeli rakipleri lehine verdiği limit kararlarını eleştiriyor. Hak, haklılık payı var mı burada? Sen nasıl yorumladın? Ya haklılık payı şöyle söyleyeyim. Yani bugün Eskişehir Spor'un, Bursa Spor'un yani, biz, yani Eskişehir Spor eksi dokuzla başlıyor sonuçta. Yani bunlar önemli. Yani ortada bir şeffaflık, ortada bir e, düzen yapmak zorundasınız, düzen oluşturmak zorundasınız ve her takıma adil davranmak zorundasınız. Yani evet. onun adı Eskişehir Spor olunca, diğerinin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray olunca o isimler eğer ki bu isimlerin önüne geçiyorsanız orada başkanlık mercisi olarak senin de önüne geçmiş Bilmiyorum. demektir. Yani senin saygınlığını azaltır bu adil ad adalet mekanizmasını oluşturamazsan. Ya yani Burada da ha ama yarın öbür gün Galatasaray'a da olsaydı Galatasaray'a da bu ceza olmayacaktı. Ben o konuda da eminim. Yani burada aslında Anadolu kulüpleri, Eskişehirspor gibi, Bursa Spor gibi kulüpler evet. esas cezayı onlar çekti. Eksi dokuzla başladı Eskişehir Spor ya. Peki, başkanın sözlerini değerlendirmeye sürdürürüz. Sabah gazetesinde özel bir haber gözüme çarptı. Hemen oraya gidelim. Sabah gazetesinin 19. sayfasını. Biraz kalan dakikalarımızda en maçı da konuşuruz istersen Kayseri Spor mücadelesinde ama bu haber Mehmet Özcan'ın bir haberi. Biraz sayfanın altında göreceğiz bunu. Ee, Ömer'in ortasına kafayla dokunabilecek olan Dong estetik bir vole vuruşunu vuruşuna kalktı ve jeneriklikte bir gole imza attı. Biliyorum ki bu konu üzerine İlla ki konuşmak ister Serdar diye düşündüm. O yüzden kalan dakikalarımızı açtım. Bu başarısını 3 yıllık yoga serüvenine borçluymuş Serdar. Şimdi nereden tutayım? <laughs> çok zor bir yerden girdim değil mi? Ya şimdi donk çok ilginç. Bu kadar, bu e, fiziğine rağmen e, nasıl diyeyim biraz estetik geliyor bana. yani Şöyle oyun tarzı aslında da. biraz sinirlerini yatıştırma anlamında yoga fayda hmm. sağlamış. Psikolojik bir destek anlamından bahsediyor Mehmet. Öyle mi? Aynen. Ya hani önemli fiziksel bir durum. Ben çok buradaki? yapmadım hmm. yoga. Hani çok e, ablam çok yapardı bir ara. Oradan biliyorum. Yoga yani. sayesinde vücudu da esnemiş oldu. Ya oldum. bir şey yapmak lazım. Yani manevi yönden e, bunu yoga ile yaparsınız. Ne bileyim başka türlü yaparsınız. Transandantal meditasyonla yaparsınız. Evet. Nasıl söyledim onu hayret. <laughs> ne bileyim başka bir şeyle yaparsınız ama birazcık insanın yalnız başına kalması gereken zamanlar var hayatta. Yani hiçbir şey yapmadan sadece oraya yoğunlaşıp kendine yoğunlaşarak bir şeyler yapmak yani doğrusu, lazım. Yani Dong da bunu sağlamış. Bunu yoga ile sağlamış. 1.92'lik boyuna rağmen uçan bir vole attı çok da konuşuldu. Evet. Çok beğenildi. Senin de uçan voleleri meşhurdur. Bizzat şahit oldum Serdar. Bir de frikik gollerin vardır senin. <laughs> var var ben kornerden daha çok atarım ama. Ya ben e, şey karşı karşıyalarda kötüyümdür ama. Bir de gözü kapalı penaltı da gayet iyi atıyorsun. Aa, evet o senin o videomda olup da yani. tecrübe ettik. <laughs> Güzeldi yani. Kerem de sağ olsun o gün beni anlayışla karşıladı. Zevkliydi. Ya, Donk'taki peki acaba görüntü sezon sonuna kadar devam eder ya mi? Ben şöyle... Tudor döneminde kadro dışı dahi bırakılmıştı. Şimdi göze Girdi artık tabii ya, bu performans sürer mi? O zamanlar Galatasaray U19'u ile antrenmana çıkıyordu. Bir U19 maçına gittim. Galatasaray'ın o akademiden sorumlu Hı -hı. kişisiyle adını unuttum şimdi. konuştuğumuzda bana şunu söylemişti. Daha kadro dışı dedi ki net bir şekilde donku bugün kadroya yazsalar hiç sırıtmaz dedi. O kadar profesyonel iyi çalışıyor. Ve o donk cezası affedildikten sonra ilk maçına çıktığında herkes dedi ki bu adam ne yapmış? Yani 6 ay kadro dışı kalmış ama o kadar profesyonel bir oyuncu ki ve takım içinde Sivas Spor'da Hakan Arslan var ya mesela. Evet. Ya yani o da hissedilmeyen bir yıldız bence. Donk da öyle bir karakter. Ya yani çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Galatasaray için. Hele ki Galatasaray ligin ikinci yarısında Marco Emin Bayram'la falan devam ederse, Marco Hı -hı. Lemine orta sahasını izlersek Galatasaray seviye atlar. Peki yine konuşacağımız çok, çok fazla detay var. Gazete sayfalarını görmeye devam edeceğiz Serdar Kelleci ile ama saat 28'i gösteriyor. Saat başı geldi. Gelin gelişmeleri hatırlayalım.